Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin özellikle Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla başlattığı savunma sanayi devrimi hız kesmeden devam ederken bu durumdan rahatsız olan birçok devlet ortaya çıkmaya başladı. Bunların en başında da tabii ki hepinizin bildiği gibi Yunanistan geliyor. Türkiye'nin envantere aldığı ve alacağı her sistemi yakından inceleyen Yunanistan'a son panik yaşatan durum Akıncı TİHA'nın tanıtılıp envantere alınması oldu. Bu gelişme Yunan basınında da büyük yankı uyandırmayı başardı. Ankara tarafından sıcak sonbahar planlandı. Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının seri üretimi Atina'yı endişelendiriyor gibi çeşitli şekillerde başlıklarla haberi paylaşan Yunan medyası, Türkiye'nin bu Akıncı TİHA ile beraber SİHA teknolojisinde zirveye ulaştığını aktardı. Yine farklı bir gazete olan New Post yayımladığı haberde Baykar üretimi Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA ikilisinin beraber kullanılması halinde bütün hava savunma sistemlerinin zor durumda kalacağını ve bu yüzden de Yunan kurmaylarının büyük endişeleri olduğunu belirtti. Bir başka gazete Huffington Post Yunanistan, Türkiye'nin son gelişmeyle envanterine bir silahlı insansız hava aracı daha kattığını ve bu envantere alınan Bayraktar Akıncı TİHA'nın Bayraktar TB2 SİHA'dan çok daha üst seviye bir teknolojiye sahip olduğunun altını çizdi. Son olarak bir gazetenin daha paylaşımından söz edelim ve sonrasında Rus uzmandan gelen açıklamaya bakalım. Tanaya gazetesi, Atina'nın Türkiye'nin üretmiş olduğu ve üretmeye devam ettiği insansız hava araçlarını oldukça yakından takip ettiğini belirttikten sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğu, bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen, önce Türkiye'nin iznini isteyecek cümlesinin altını çizerek dikkatleri bu yöne çekti. Şimdi gelelim Rus uzmanın açıklamalarına. Daha önce de adını birçok kez duyduğumuz Rus uzman Igor Korechenko aslında bu açıklamayı yaptıktan sonra öngörülü biri olduğunu kanıtlamış oldu. Rus basınına konuşan Rus uzman Igor Korechenko, Türkiye ile Ukrayna'nın sıcak temaslarına dikkat çektikten sonra bu durumun tesadüf olmadığını belirtti. Rus uzmanın açıklamayı yaptığı tarih için tahminleri şu yöndeydi. Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2'leri olası bir Rusya-Ukrayna savaşında tüm fonksiyonlarıyla kullanacak. Yani Rus uzmanın korktuğu şey, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Türk yapımı Bayraktar TB2'lerin en verimli şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmesiydi. Böyle bir durumda Ukrayna Bayraktar TB2'leri kullanmaktan çekinmeyecek ve Rus ordusu Türk SİHA'larıyla baş etmek zorunda kalacaktı. Aslına baktığımızda hala yaşanmaya devam eden Rusya-Ukrayna geriliminde yine bir Türk SİHA'ları mevzusu patlamıştı. Olayın başrolü tabii ki her zaman olduğu gibi yine Bayraktar TB2 SİHA'lardı. Rus kuvvetleri tarafından sahada görüntülenen Bayraktar TB2'ler gündem olmuş ve bunun üzerine Ukrayna'dan bir açıklama gelmişti. Bu açıklamada ise ellerinde bulunan Türk SİHA'larının tamamen savunma amaçlı olduğunu, hiçbir şekilde saldırı amaçlı ellerinde bulundurmadıklarını fakat gerektiği takdirde de kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladılar. Şimdi tekrar geriye dönecek olursak, Akıncı TİHA'yı biraz daha yakından tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle Yunan medyasının neden bu kadar tedirgin olduğunu anlamamız kolaylaşacaktır. Baktığımız zaman Bayraktar Akıncı TİHA şu an Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma tarafından geliştirilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmiş olan yüksek irtifa, uzun dayanıklılığa sahip silahlı insansız hava aracıdır. Akıncı, 2 turboprop motora ve yaklaşık 1,5 tonluk bir yük taşıma kapasitesine sahip 6 ton ağırlığında bir SİHA'dır. Hava-hava muharebesi yapabildiği için taarruzi insansız hava aracı TİHA olarak da adlandırılmaktadır. İnsansız hava aracına ait ilk resimler Haziran 2018'de çıkan haberlerde göze çarptı. Motor toplantısı Ağustos 2019'da Ukraynalı bir turboprop motor Ivchenko Progress AI-450C ile başladı. İHA'nın ilk motor testi 1 Eylül 2019'da yapıldı. Diğer teknik testleri tamamlandıktan sonra uçak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çorlu Hava Meydan Komutanlığı tesislerine taşındı. 6 Aralık 2019'da otomatik taksi ve kalkış sonrası İHA ilk uçuşunu yaptı. 16 dakikalık süren test uçuşundan sonra başarıyla iniş gerçekleştirdi. Akıncı, 450 kilogram iç ve 900 kilogram dış yük taşıma kapasitesiyle birlikte toplam 1350 kilogram yük taşıma kapasitesine sahip şekilde üretildi. Fakat şu anda Baykar'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Her biri 450 beygirlik 2 turboprop motorla çalışan Akıncı'nın azami kalkış ağırlığı 6 tondur.
20 metre kanat açıklığı ile her biri 200 beygir veya 750 beygirlik iki motorla daha yapılandırılacak şekilde tasarlanmıştır. Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı İHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip olacak ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecektir. Akıncı, ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında olarak kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra edebiliyor. Taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapıyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Akıncı ile havadan bombardıman da icra edilebilecektir. Ülkemizde milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak olan Akıncı İHA, hava-hava görevlerinde de kullanılacak. Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için çalışılan Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava aracı sistemi, yerli ve milli olarak üretilen MAMLE, MAMCE, CİRİT, LEUMTAS, BOZOK, MK-81, MK-82, MK-83, kanatlı güdüm kiti MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılacaktır. Ayrıca Baykar Arge mühendislerinin askeri ve ergonomik standartlarda tasarladığı tamamen yerli ve milli Akıncı yer kontrol istasyonu her türlü ortam koşullarında hava araçlarının yönetimi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Baykar'ın geliştirdiği farklı yer kontrol istasyonları konsept tasarımları her görevin isterlerine çözüm sunarak icra edilmesine olanak vermektedir. Konteyner, trailer ve oda tipi olmak üzere 3 farklı yer kontrol istasyonu konsept tasarımı mevcuttur. Trailer tipi yer kontrol istasyonları görev şartlarında sahada hareket kabiliyetiyle üstün performans göstermektedir. Oda tipi yer kontrol istasyonları ile hareket merkezi içerisinden çoklu görev yapabilme yeteneği elde edilmektedir. Sistem sayesinde tek bir merkezden birden fazla Akıncı hava aracı kontrol edilerek hızlı koordinasyon ve görev takibi anlık olarak yapılıp değerlendirilebilmektedir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.